Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Daha önceki videoda dediğimiz gibi Türkiye'ye gidiyoruz. Aynen. Şimdi yolculuk bir hafta. Başlıyor. Evet. Valizleri göstereyim. Ama boş. Boş olduğunu söyler misin? Ama dolu dönecek. Evet. Boş yani. Şey, boş şey gidip yok. Dolu gelecekler. İnşallah. Hadi inşallah. İnşallah yani. Uber'i çağırdık. Uber gelmek üzere. Gelmek üzere. 3 dakika diyor. İyi. Ayı boyu Uber edelim. Çağırdık. Evet. Anca almıyorlar burada yani. Evet. Bazen almayabiliyorlar. Yani mesela 2 büyük 2 küçük bavulumuz var. Normal Uber almaz. Alınmadığı vakaları gördük yani. O sitese gireceğime. Alsa da acayip surat yapıyor falan. Evet yani böyle. Değmez yani. Değmez yani. Biz büyük çağırıyoruz rahat etmek için. Hadi gelsin. Hadi gidelim. Hadi. Görsünler. Gerçek bir ekran yüzü. İşte burada. Şurada çekim yapıyorlar da Hollandalılar. Davet ettiler gitmedim. Niye kırdın insanları? Cık. İşim olmaz benim onlarla. Sevmiyor musun? Öyle demeyelim bak, de. Öyle demeyelim de. Mert tehlikeli şey soru var. Sempati beslemiyorum yani. Ne tür? Hadi. Böyle zayıf hareketler yapıyorlar ha. Bunlar TikTok'tu galiba. Oğlum bir kamera setiyle geldiler. Abi çok genişti. Ekipman efsane yani. Çok değişti TikTok. Sen bilmiyorsun. Her şey olabilir. Bekliyorum ne çıkacaklar. Böyle 5-6 kişi 7-8 kamera ama insandan çok kamera var. Ay çok beklenmedik bir sıra oldu ya. Pasaport. Kontroldeyiz. Seni almıyorlardı. Aynen okutamadı biletimi. Hollandalı teyze. Yani 2'deki uçağa sabah 7'de kalkınca. Evet yemek falan da iyiydi. Böyle bir de sıcağa bastılar. Çok sıcak bayılacağım şimdi. Harbiden çok sıcak ya. Gidiyorum ben gözlerim. Neyse 1 saat falan kaldı. 1,5 saat falan var. 1 saat 20 dakika var. Bayılacağım ya. Işıkları kapatsana direkt uyuyacağım ama ışıkları. Zengin yerinde kapattı. Zenginler uyuyor. Fakirler. Küçük uçak uçak. Sen çok güzel değilsiniz. Ya üzülürdüm. Vallahi aynen. Üzülürdüm. Uçursun. Güzeldi. Aa, çok sıcak. Bayılacağım. Annen ne yapmıştır? Oo. Şimdi gidince görürüz bak ne yapmış. Ben biliyorum. Biliyor musun? Ne yapmış? Vallahi söylüyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı kuaförü. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya şuna bir bakar mısın? Gerçekten... Işığa bak Allah aşkına. Şu an çok utandım. Utanamazsın. Işığa bak. Ya o yalı çapkanındaki ferit. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum yemiş. Daha yakışıklı. Bok ya, yemiş. Yemin ediyorum Yavuz daha yakışıklı. Bok yemiş. Hem en yetenekli hem en yakışıklı. Yapımcı varsa aramızda izleyen, tanıdığı, biliyor. Beni keşfedin. İnanılmaz ya. Arkadaşlar Yavuz saçımı kesmiyor. Evet. Yani Alper abi uzun saçlı çok yakışmıyor mu yani? Kısa kesmek istemiyorum. Bence de çok yakışıyor. Yani. Yemin ediyorum gösterdim Alper'in aklını istiyorum diye. 5. gelişi saçımı kestireceğim deyip 5. kez kestireme işi. Bir anket yapsanız ya. Şey bir gibi. Anket yap. Yaptık. Kestir çıktı. Kestir mi çıktı? Evet ama göstereceğim eski resmini sana. Hangi resmiyle kıyasladığımızı. 2 seneye kadar da ben boyanızı değiştirmiyorum. Valla. O boyamaya karşı değilim. Ama şey, yani ya da bir iddiaya falan girerseniz kaybedersin falan hemen yapılabilir. Her iddiası kaybediyor. Bana karşı hep kaybetmeye o mahkum. Şeyi yapsam ya, YouTube'da belirli bir sayı abone çıkısı, o zaman bana 100 bin. Yani 100 bine, evet. Buradan söylüyoruz zaten. Aynen. 100 bin abone olmayacak ki sağlıyoruz. Çünkü şey olarak hani Yavuz'un benim saçımı kesip boyamasındansa 100 bin ulaşmamız daha kolay.
Yani bilmiyorum. Aslında gezmek istiyorum abi. Daha da istiyorum. Yakışmışlar. Çok derinlerde. Ama yani şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Sen şimdi geleceksin ya. İnşallah. Geleceğim. Şimdi önceden sana randevularını yapacağız Amsterdam'daki. Bizim salona şöyle küçük tane eşyalar, aletini edemeden topla gel. Aa, mantıklı kelepin. Sana bir şey söyleyeceğim. Çok yıkılır, bizim evin önünde kuyruk olur. Yani iyi pazar. Ha? Talep. Talep? Var isteyen. Talep var ya, talep kendiliğinden var yani Hollanda'da. Böyle bir şey yok. Onu açığa ulaşabilmek. Ya aslında ben böyle gidebilsem, hani vize alsam, yani Avrupa'da şeyler falan var, Avusturya'da çok müşterim var benim mesela. Ya benim çok işime gelir, vize alamıyorum. Yoksa çok mantıklı. Şimdi İstanbul beklediğimiz gibi gitmiyor. Yani şöyle, beklediğimizden de yoğun. Ben bu kadar yoğun olacağını düşünmüyordum yani. O kadar yoğun ki bir dakika durmuyoruz. Kamerayı elimize alacak vaktimiz hiç olmadı. İlk iki gün zaten hastane, doktor, test, laboratuvar, kontroller. Sonra Yavuz'da 7 saat. Sonra Alper'in tabii... Travma oldu abi, 7 saat ya. Alper alışkın olmadığı için kadınlar çok iyi bilir yani kuaföre girer. 5, 6, 7, normaldir yani bu saatler. Bu saatler normaldir. 7 bir saat de... ne abi? 7 saat nedir ya? Bir de yani bizde Yavuz tek başına ilgileniyor yani. Sonuçta sırayla yani benimki saçımı yapıyor bakım, onunkine yapıyor bakım. Benimkini kesiyor, onunkini kesiyor. Yani sonuçta normal abi, yani. Abi Yavuz saçımı kesmedi ya. Instagram'da falan Yavuz, şey yaptık. Saçını kesmedi. Kendini hazır hissetmiyor Yavuz. İzlediler, görüntülerde de var. Çektim ha, var ben mi? Onları. Aynen. Dedi abi ben de hazır hissetmiyorum senin saçını kesmeye. Kesmeyeceğim ben de. Sen dedi böyle kullan, bir sonrakine kadar sen de hazırlan dedi. Ben de hazır hissedeyim kendimi. Ben hazırdım yani. Bir sonrakine keseceğim dedi. Ya yine kesmedi, çok soran oldu. Cansu gazladı, öyle bir şey var tabii dedi. Onun kendini hazır hissetmesi gerekiyor var, falan dedi. Var, ben öyle mesela kuaföre bırakırım yani. Şimdi iki tip kuaför vardır. Bir sadece söyleneni yapar, bir de inisiyatif alan kuaför vardır. Ben inisiyatif alanı severim. Hani bakar olur olmaz, uygun değil hani. Yavuz da öyle dedi ki ben şu an dedi zaman değil dedi. Ben inandım, ben güvendim. 10 numara kuaför ve 10 numara bir insan Yavuz'u tekrar öpüyoruz. Yavuz'cum selam gidin, söylüyorum aynen. Sana. Bu arada arkadaşlar Yavuz gerçekten Yalı Çapkını'ndaki çocuğa acayip evet, benziyor. Ferit miydi? Ferit acayip benziyor. Bence Yavuz'da. Ferit'ten yakışıklı gördüm, yani. Görmüşsünüzdür, bence de daha yakışıklı evet, bu arada daha o çocuktan. Yakışıklı yani. Ve bekar kendisi. Evet, duyurulur. Bekar Yavuz. Kısmetleri aranıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi işte belki bugünden sonra rahatlayabiliriz. İnşallah. İnşallah umuyoruz rahatlayabiliriz. Çekimlere devam. Fiyatlar çok, yani biraz onları da konuşalım istersen. Fiyatlar çok acayip şeyler. Instagram'dan sürekli paylaşıyorum. Restoranlar. Bu arada ilerlemeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Restoranlar, yani marketler, yani her yer çok abi, pahalı. Her şey çok pahalı. Fiyatı 1700 lira verdik. Evet, ya. Belki Instagram'da takip etmeyenler vardır. AVM'de, bir Akasya AVM'de. İsmini de veririm elbette. Elbette Steakhouse'da. İşte bir tane, iki tane, birer tane steak yedik. Kola evet. İçtik. Patates söyledik orta, patates kızartması. Bir de soğan çiçeği. Bir de soğan çiçeği. 1750 galiba. 1775 mi? Öyle bir şey çıktı bir ya. Şey küsur atın, önemi yok. Küsur ata takılmayın. Aynen. Ama en çok benim şu kararsız kaldım. Tamam, önünüze geldiği zaman ödüyorsunuz. Hani neyse alıyorsunuz ama bahşiş olayını kestiremedim hala. Yani hani en son hani bahşiş ne kadar bırakmam lazım, hep böyle hani bahşişler eski 2 sene öncesinde kalmış ya. Hatta ne 2 sene sonra, 6 ay önce buradaydık da yani. Oturtamıyorum ben, evet. Hala fiyatlar oturmuyor kafamda. Bir şey bakınca pahalı mı ucuz mu algılayamıyorum. Anlayamıyorsun. Her şey pahalı geliyor ilk etapta. Evet. Ama anlayamıyorum şu an için. Maalesef böyle. Güncel olmuş. Durumlar böyle arkadaşlar. Hadi biz yemeğe gidiyoruz yine. Biz yemek şimdi aile yani. Yemeğini, tabii bir de aile ziyaretleri var tabii ki. İşte Alper'lerin tarafı, benim tarafta işte amcalar, teyzeler, yeğenler, kardeşler. Bunların arasında koşuşturmalı geçti yani. O yüzden çekim yapamadık desek yeridir. Ama Instagram'da çok aktif, hani daha kolay orada diye. Şimdi gidince orada da bir çekim yaparız. Evet, aynen. Yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Hadi, biz gidelim. Hadi geç.
Hadi kızların doğum günü. Hadi gel. Hadi. Annenin de doğum. Evet, 3 tane kızın doğum. Hazır mıyız? 3 deyince 1 2 3. Oo. Hadi bir de geç annenin yanına, annenle öp. Bir de annenle. Hadi. Hadi geç bir de annenin yanına. Haydi. Burada bir de annenle öp. Evet. Evet. 5. doğum günü tamam. Dünyanın en güzel pastası değil. 5. çok güzel. Ekba. Ekba canım. Ben çilekli seviyorum. Ben muzu seviyorum. Daha ağır.